hocanın kenardaki duruşu biraz sıkıntılı. Yani ne futbolcu anlamda? İşler kötü giderken kenara bir bakar. Yani gözünün ucuyla teknik direktöre bakar. Teknik direktörünün psikolojisini anlar ve ona göre hareket eder. Mesela Trabzonspor maçında işler kötü gitmiş. Takım panik halinde sahada. Ama en az futbolcular kadar, belki de daha fazla panik halinde bir İsmail Kartal gördüm ben sağ kenarında. Bu hoş bir durum değil. Bir teknik direktör için. Bunu sadece Trabzonspor maçında değil, daha önceki dönemlerde zaman zaman yapıyordu. Çok doğru bir tespit. Sergen Yalçın, Fatih Terim bu işi yeni yapanlardan. Yani bir teknik adam zaman, duruşu. Zaman zaman hakemlerle, zaman zaman kendi oyuncusuyla. Ya Abdullah Avcı'nın şampiyonluk olduğu sezon. Şu anlama gelmesin bu arada. Hani ben gitsin işte rakip takım teknik direktörüne saldırsın. Rakip yok takım anladım onu, ben. Bunu demiyorum. Büyük takım teknik direktörü bence İsmail Kartal. Futbol bilgisiyle, taktik bilgisiyle, adanmışlığıyla kesinlikle. Ama duruşuyla aynı orantılı değil bence futbol bilgisi. Hani bu konu bence biraz eğitimle, biraz profesyonel bir yardımla düzeltilebilecek bir konu. Ben naçizane bir gözlemim bu benim. Bazen sakin kalmak çok iyidir ama bazen aşırı sakin kalmak sizi panikliğe... Değildir. Evet. O sakin her zaman kalıyorsanız orada bir sıkıntı yani vardır. Yani futbolcu kenara baktığı zaman orada inanmış, bunu işler kötü giderken olayları toparlayacak bir... İmaj olarak bir diyorsun, o doğru imajı bunu, sergilemediğini düşünüyorsun. Bunu yanlış evet. şekilde algılamasınlar, başka yerlere çekmesinler. Yok, yok, ben de değil. Bunu zaman zaman söylüyorum. Futbolcu kriz anında kulübeye baktığı zaman bir şeyler hissedecek. Hissedecek doğru. Yani bir de çok... Mesela şunu söyleyeyim. Burada ben tabii ki İsmail Hoca kavganın içine girsin demiyorum. Değil değil tabii ki ondan bahsetmiyorum. Osterwalde'nin o pozisyonda kırmızı kart gördüğü pozisyonda yani orada dördüncü hakem var, var var. Diğer takım arkadaşları takım ne zaman olur? Bunu hep beraber senin gözünün önünde oluyor orada. İtiraz edeceksin abi. Edeceksin yapacaksın. Kızacaksın. Ya, gerekirse orada hakemle konuşacaksın. Bazen şeyler, gerekirse kart da göreceksin. Çok doğru şeyler değil belki ama şimdi bizim ligimizin de bazı dinamikleri var. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Yani İsmail Hoca Bundesliga'da teknik adamlık yapsa büyük ihtimalle kimse hocayı bu yüzden eleştirmezdi. Evet. Ama bizim ligimizin böyle dinamikleri var. Yani sizin sağ kenarından verdiğiniz reaksiyon, basın toplantısında verdiğiniz bir reaksiyon, söylediğiniz bir söz. Bazen öyle bir şey söylersiniz ki sosyal medyada TT olur bir anda. O gündemi sarsar, rakip takımı etkiler. Ya bunları yaşadık biz şimdi daha önce. İsmail Hoca şimdi şunu diyordur. Ya benim gibi bir sakin bir adam bile geçen maçta mesela iki maç önce ceza aldı. Açıklamalarından dolayı. Sert bir açıklama var mıydı? Sert bir açıklama yoktu. Bunu yapsam acaba ne ceza alırım? Ona bakmayacak ya da, bazen. Bazen ceza alacaksın zaten. Hatırlayalım ya Fatih Terim ve yardımcıları Ordu ve Mersin maçlarında kulübede masör kaldı ya. Şöyle ya, bir örnek vereyim. Masör kaldı. Basketboldan Ergin Ataman. Türk basketbol tarihinin en başarılı koçlarından biri. İşler ne zaman kötü gitse sahada teknik faul alır kendini diskalifiye ettirir. Ya bir ateşleme ister sağ kenarında. Fuat Terim de yapar. Dünyanın, kendi tribüne gönderir. Bak dünyanın hiçbir yerinde olsun ki ben hatırlamıyorum. Varsa olan birisi yazsın. Bir teknik direktör, yardımcısı, yardımcının da yardımcısı. Tribünde ordu üç maçı. Üç tane ordu maçı çıkacak ve maçın başında masör kalacak. O arada Taferer de çıkamadı yanlış hatırlamıyorsam. Maç daha nereye sonra geldi? Maç nereye geldi? Oyuna inanılmaz bir artı aksiyon. Ha bunlar olsun demiyorum. Ama kulübede artı bir güç... Figür orada futbolcuların sahipsiz olmadığını görecek. Sağ içinde de bu olacak. Lider Talic, Şimaski, Ceko sağ içinde de bir değil en şimdi, az iki üçten olması izleyicilerimizden lazım. De yorumlar geliyor. Mesela Alper Bey demiş ki yani Adana Demirspor maçı gibi zor bir deplasman. Önemli eksikler de var. Yani bu maç özelinde bunun söylenmesi normal. Ama sizin söyledikleriniz biraz genel. Siz genel bir hoca imajından aslında bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğru. Takım tam kadroyken de hani... bu şekilde bir imajı sergilemediğini mi düşünüyorsunuz? Her Hayır. şey yolundayken... İşler kötü giderken önemlidir liderlik zaten. Tabii işte, o da ayrı. Az önce satır arasında bir şey söyledim. Maç, Galatasaray, Hatay Spor maçını kazanmış olsaydı 70'ten sonra, 65'ten sonra Fenerbahçe bu maçı kazanmak adına çok daha farklı reaksiyon gösterebilirdi. Beraberlik Fenerbahçe'yi lider yaptığı için, devre arasında da lider girmek için belki hoca beraberliğe razı oldu. Normal şartlarda Fenerbahçe ya mağlup olur ya orada galibiyet olur. En azından oyun anlamında da ne kadar eksiğin olursa olsun çok da değişiklikler bile fark edebilirdi o zaman. Ya bir de şu çok tartışıldığı için söyleyeyim hani eksikler üzerinden işte bu kadar eksik bir takımın oyununu etkiler mi? Ya bir oyuncu bile etkileyebilir sizin takımınızın performansını. Çok net bir örnek vereyim. Geçen sezon Arsenal Premier Lig'de şampiyonluğa giderken William Saliba sakatlandı stoperleri. Şampiyonluğu kaybetti bu yüzden Arsenal. Yani dolayısıyla bunun örnekleri çok fazladır. Bir oyuncu, iki oyuncu, üç oyuncu bazen sizin oyununuz öyle keskin etkiler ki. Evet. Ya ne olduğunuzu anlayamazsınız. Ve Djiku, Bekao, Fred
üçlüsü Fenerbahçe için çok çok önemli üçlüydü. Ona rağmen bence Adana Demirspor maçında oynanan oyun milli ara sonrası Fenerbahçe için çok net olumlu bir mesajdı. Yani o deplasmanda o oyunu bu eksiklerle oynamak, galibiyete yakın olan taraf olmak, kale önü tehlikesi hiç yaşamamak belki de Adana Demirspor deplasmanında bence çok olumluydu. Ve Fenerbahçe'nin de oyunun hiçbir anında ben beraberliğe oynayan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Sadece sonlarda bir yorgunluk oldu 70-80'den sonra, bu da çok normal. Evet. Onun verdiği bir reaksiyon, oyuncular biraz belki kendini geri atmış olabilir. Ama hocanın ben kenardan arkadaşlar bir puan iyidir dediğini düşünmüyorum. Hocanın tüm planı bence galibiyet üzerineydi. Keşke o zaman onu söylemeseydi. Beraberlik. İşte demek hani istediğim bu. Yani hoca tam olarak kafasındaki şeyleri kelimelere dökemiyor bazen. Bunu yapabilir ama dediğim gibi bu çok zor bir şey değil. Bunun profesyonel yardımıyla halledilebilir bu konu. Bence çok önemli ama bu konu. Şunu diyebilirim. Şimdi sen bitir. Crespo, Zayt dediğin gibi Ciko. Yani o üçlü orada kim vardı? Fred vardı, İsmail vardı, Ciko vardı. Çok önemli üçlü. Çok ön taraftan önemli. Böyle savunmadan başlayıp orta aynen. sahaya kadar. Bunlar yoktu. Yine bugün kazanan taraf biz olabilirdik. Ciko biraz şanssızdı. Belki son haftalarda yorgunluktu. Ama beraberlik iyi sonuç dediğin zaman o oyunu anlattık. Zaten biz buraları görüyoruz. Fenerbahçeliler de görüyor. Yani burada senin 3 tane en iyi adamın yok. İşte İsmail cezalı olmuş, Fred sakat, Ciko yok. Bundan önceki haftalarda kazanırken bu üçlünün ne kadar iyi olduğunu da... Tabii ki. Şimdi sakatlardan çok mesaj geldi sakat futbolcularla ilgili Fenerbahçelilerden. Konuşacağız hepsini ama iyi haberler var Fenerbahçelilere. Bir bakalım milli arada hangi futbolcular iyileşecek ve dönecek takıma, izleyelim. Evet, Bekao dışındaki bütün oyuncuların dönmesi bekleniyor. Bekao da ciddi bir eksik ama tabii ki o kadar fazla oyuncu sakatlandı ki özellikle Ciku'yu da Fred'i de düşünecek olursak Fenerbahçe'de önemli isimler. Kim geri dönse takımda bir şeyleri yine değiştirecek aynen. gibi görünüyor. Onur Özkan, bu sefer seninle başlayayım. Bekao uzun bir süre yok gibi, ne İlk kadar etkiler? Kapattı. Bu Fenerbahçe'yi transferi de etkiler mi? Etkileyecek, transferi de etkileyecek. Onu biraz sonra söylerim. Tamam. Ara transfer planlamasını Fenerbahçe'nin. Ama tabii ki Ciku mesela sezon başında Beka bence Ciku'nun önündeydi kağıt üzerinde. Ama şu anda mesela Fenerbahçe taraftarına deseler ki iki oyuncudan biri dönecek. Hangisi dönsün? Ciku'yu seçer bence Fenerbahçe taraftarı. Neden bunu seçer? Bir kere Ciku'nun şöyle bir özelliği var. Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunda ayağı en iyi, pas oyununa en yatkın oyuncu Ciku. Şimdi dolayısıyla Ciku'nun olmadığı dönemde Fenerbahçe'nin savunmadan birinci bölgeden ikinci bölgeye geçiş konusunda da ciddi problemleri oldu. Şimdi Ciku ve Fred o bağlantıyı sağlayacaktır. Tabii ki Bekao'nun yokluğu da hissedilir ama Serdar Aziz olsa mesela yine bir şekilde orası bence halledilebilirdi ama Serdar'ın da olmaması, şimdi Samet hep şunu konuşuyoruz. Milli takım performansı bizi aldatıyor Samet'in. Çünkü milli takımın oynadığı oyun, Hırvatistan maçındaki oyun farklı bir oyundu. Savunmayı çok fazla geride kuran bir milli takım vardı. O oyun biraz yatkındı, uygundu Samet Akaydın. Ama mesela evet. Letonya maçını ben canlı izledim Samsun'da. Hiç iyi değildi bence Samet o maçta. Çok pozisyon vermiştik. Samet büyük takımın savunmayı öne çıkar oyununa uygun bir stoper değil. O anlamda Fenerbahçe tabii ki bunun sıkıntısını yaşayacaktır ama benim tahminim orada Ciku Osterwolde tercihi de olabilir. Yani illa Samet olacak diye bir kural yok. Orada hoca belki öyle bir tercih de yapabilir ama tabii ki Ciku'nun her türlü dönüşü Fred'le beraber çok büyük kazançtır Fenerbahçe için. Ara transfer planlamasına geçecek olursak şöyle söyleyeyim. Hoca bir rapor verdi yönetime ara transferle ilgili. Hani yayının başında konuştuk, Fenerbahçe hareketli olur mu olmaz mı diye. Ben iki hamle beklediğimi söylemiştim minimum. Fenerbahçe stoper almak istiyor. Ancak yabancı bir stoper alabilmesi için takımdan bir oyuncunun gitmesi lazım ekstradan. Şöyle söyleyeyim, hocanın verdiği raporda King ve Kent ile ilgili çok olumlu şeyler yok. Hmm. King'i çok beğeniyor hoca ancak çok sakatlanıyor. Evet. Ve bir türlü o verimi Fenerbahçe'ye veremiyor. Kent de kiralanacakmış galiba. Kent'te bir planlama hatası var zaten de oyuncu sağ kanatta oynuyor. Hiç alışkın olmadığı bir bölgede. O da performansını etkiliyor. Evet, hoca King ve Kent'in gönderilmesini bu iki oyuncunun yerine bir kanat oyuncusu bir de stoper alınmasını istiyor. Artı merkezde de
Zayt ya da Crespo'dan birinin, belki ikisinin bir şekilde gönderilip oraya da mutlaka 6-8 oynayan bir oyuncunun alınması isteniyor. Yani Fred'in ya da İsmail'in yokluğunda bir daha sıkıntı yaşamak istemiyor İsmail Hoca. Batshuayi konusunda oyuncuya bağlı biraz. Yani bence oyuncuya bağlı kalmasın. Ben Beşiktaş'ta oynadığı dönemden beri Batshuayi tutan, Fenerbahçe'ye gelmesine de hatta gelmesi gereken o dönemki isimler arasında hep Ozan Zeybek de galiba Batshuayi diyordu benim gibi. Hatta bir programda sormuştu. Evet. Ama çok isteksiz ya. Oyuna girdiği anda, çıkarken yani hep mi böyleydi? Bana göre yok, böyle değildi. Bazı hep böyle diyenler var. Rolü kabul etmedi şu anda. Şunu söyleyen çok fazla. Ya Batshuayi zaten hep buydu. Değil. Batshuayi'nin şu anda Dzeko'dan formayı alabilirim. Nasıl ki Galatasaray'da baktığın zaman Icardi'den formayı almak kolay değil. Orada da sanki ben Dzeko varken forma giyemeyecekmişim diye. Dzeko'nun olmadığı maçlarda ya da Dzeko'dan sonra oyuna girdiği maçlarda ekstra bir şey katabilmiş değil henüz daha. Ekstra gücünü göstermiş değil. Ya oyun, vücut diline bakıyorum böyle bir şey var. Mutsuzluk var. Sanki Ocak gelsin gideyim havasında ama mı diyeyim? Yani? Zaten sezon başında da bu gündeme geldi. Yani net bir şekilde Batshuayi ikinci forvet olmak istemiyor. Ben bunu anlayabiliyorum. Yani oynamak istiyor. İkinci forvet oynamak istemeyebilirsin. Peki sen ne veriyorsun? İkinci forvet olmayıp Dzeko'dan daha iyi şeyler yapabiliyor musun? Şans bulduğunda ne yapıyorsun? Onu söylüyorum. Bak bir insan yedekliği kabul etmeyebilir. Ama oyuna girdiği zaman mesela Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz. Bana göre çoğu maçta 11 olması onun gereken. Onun aynısını Nelson için de kullanabiliriz bence. Yani yedek kalıyor ama o reaksiyonu vermiyor kulübeden. Evet. Hani o şans bulduğu zaman. Bazen yani İnsanlar tribünden bile... Mesela Fatih Terim zamanında çok geniş bir kadro vardı. Her oyuncu kabul etmeyebilir yani. Ya şimdi doğru ama sen Batshuayi olarak ben Dzeko'dan fazlam değil de aynı seviye ya da oyuna girdikten sonraki göstermiş olduğun reaksiyon, o vücut dilin, arkadaşlarını toparlaman, gol kaçırıyorsun bir isyanın yok. Ara pas atıyorsun isabetsiz pas, isyanın yok. Ya da sana X bir oyuncu pas atıyor, sen o topa yetişemiyorsun bir de arkana dönüyor. Hatta iki Trabzon maçında Ferdi'nin üzerine ördü bir araya. Aynen. Öyle. Yani sen bu takımda bunu yapmaya hakkın yok. Hiçbir futbolcunun hakkı yok. Öyle görünüyor ki ayrılıklar olacak Fenerbahçe'de. Net hani şekilde ayrılık olacak. Az dedik ama bunları düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'de de bir hareketlik olacak. Şöyle söyleyeyim.